Yerli ve milli savunma teknolojilerinde başarılı projeler yürüten Türkiye, ana yüklenicisi Roketsan olan Akya torpidosu ile rakiplerine fark etmeye hazırlanıyor. İlk atışı başarıyla yapılan Akya torpidosu hakkında konuşan uzmanlar, söz konusu teknolojinin rakiplerinin ne yapacağını bilemediği bir kabiliyetle üretildiğini söyledi. Akya'nın seri üretime geçmesi halinde birçok ülkenin Türkiye'nin kapısını çalacağını belirten uzmanlar, dünyada hali hazırda 7 ya da 8 ülkenin ağır torpido üretebildiğini dile getirdi. Geride bıraktığımız yılın son günlerinde Türk savunma sanayiinden güzel bir haber gelmiş ve milli ağır torpido, Akya'nın harp başlıklı ilk test atışını başarıyla tamamladığı duyurulmuştu. Roketsan'ın ana yüklenicisi olduğu Akya'nın bugüne kadar Sianvaçin'den fazla test atışını izlemiştik. Ancak onların hiçbirinde harp başlığı yoktu. Harp başlıklı, Akya Antalya Körfezi'nde icra edilen atış sırasında hedefi başarıyla vurdu. Ağır hasar alan hedef gemi çok kısa süre içinde maviliklere gömüldü. Selçuk Erkan Akya ağır torpidosunun, Türkiye'nin Milgen projesinin ilk dönemlerinde hedef konularak başladığı uzun soluklu bir proje olduğu bilgisini paylaşıyor. Akya sadece denizaltıdan atılan, uzun menzilli milli bir torpido değildir. Bilinmeyen bir silahtır. NATO ülkelerinde 3 ana tip torpido var. ABD yapımı MK-48, İngiliz Tigerfish ve Alman üretimi DM2A4. Bu torpidolar Türk donanmasında mevcut olup tüm NATO donanmalarında durum benzerdir. Akya ortada hiçbir ambargo tehdidi yokken ortaya konan bir silah. Yabancıların ya da rakiplerimizin ezbere bildiği torpidolar haricinde, kendi yazılım ve algoritmalarımızla üreteceğimiz bir denizaltı avcısı istendi. Ve bu taleple bilinmezlik içermek üzere tasarlanmaya başladı. İşte Türkiye Akya ile bu bilinmezliği geliştirdi. Ağır torpidolar çok pahalı, bakımı zahmetli ve dışa bağımlı olmanızın yanı sıra üzerinde hiçbir değişiklik yapma izniniz olmayan sistemlerdir. Bir sistemin aynısı rakiplerinizde de varken becerisi ya da zafiyetleri hemen herkes için benzer oluyor. Akya tam da bu noktada fark yaratıyor. Dışa bağımlılığı sona erdirirken, bir yandan da bize ezber bozan bir güç sağlıyor. Dünyada hali hazırda 7 ya da 8 ülke ağır torpido üretebiliyor. Talebin olduğu, üretimin ise çok küçük bir grupta bulunduğu spesifik bir alandan bahsediyoruz. Eğer Ankara elini çabuk tutar ve seri üretim hızla yapılabilirse, ihracat için çok büyük bir kapı daha aralanmış olacak. Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Hele hele ülkemiz gibi zorlu bir coğrafyada yer alan, bütün bu gelişmelere rağmen devletlerin caydırıcı bir savunma sanayine sahip olmaları stratejik ve milli bir zorunluluktur. Biz mazisinde güçlü, yerli ve milli savunma sanayine sahip olan böyle bir gelenekten gelen bir milletiz. Unutmayın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çizimlerini bizzat yaptığı şahi topları 18 tonu bulan ağırlıklarıyla devrinin en gelişmiş silahlarından birisidir. Osmanlı tüfek üretiminde çok uzun yıllar boyunca dünyanın önde gelen sanayilerinden birine sahip olmuştur. İkinci Abdülhamit Han'ın İstanbul'da kurduğu modern barut, fişek, top fabrikaları Cumhuriyet'e miras olarak kalmıştır. Cumhuriyet döneminde Kırıkkale başta olmak üzere Anadolu işlerine yayılan silah sanayinin gerisinde de yine güçlü bir birikim vardır. Az önce de ifade edildi. Nuri Demirağ'ın Kayseri'de kurduğu uçak fabrikası, Nuri Killigil'in İstanbul'da kurduğu silah fabrikası, savunma sanayimizin öncüleri olarak halen hafızalardadır. Ancak tüm bu kritik projeler dönemin ufuksuz, vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Türkiye adeta kasıtlı ve bilinçli bir şekilde savunma sanayinde yurt dışına mahkum bırakılmıştır. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle değerli kardeşlerim kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinde attığımız adımlardan dolayı eleştirenler aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır.
Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar bu ülkeyi 2002'ye kadar %70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Oysa Nuri Demir'e, Vecihi Hürkuş'a, Nuri Killigil'e sahip çıkılsaydı Türkiye bugün savunma sanayinde bambaşka bir konumda olurdu. Bırakın sahip çıkmayı. Şayet bu projeler kasıtlı olarak engellenmeseydi. Bugün ülkemiz silah sanayi ve havacılıkta dünyanın en güçleri arasında yer alırdı. Türk savunma sanayinin dikilmiş körpe fidanlarını budayanlar sadece kaynak ve zaman israfına sebep olmadılar. Aynı zamanda bu milletin 60 senesini de çaldılar. Kardeşlerim, biz işte son 18 senede hem bu kayıpları telafi etmenin hem de ülkemizi bu alanda zirveye taşımanın mücadelesini verdik. Adeta felç olmuş savunma sanayimizi yeniden ayağa kaldırdık. Ecdadın şanlı mirasından ilham alarak ülkemiz savunma sanayinin dışa bağımlılığını %70'lerden %30'lar seviyesine düşürdük. Kendi imkanlarımızla imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan satın almama politikasıyla yerlilik oranlarımızı hep yükseğe taşıdık. 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Nereden nereye? Sadece son 5 senede 350 civarında yeni proje başlattık. 2002 yılında toplamda 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı. Yine bu dönemde sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e ulaştı. Sektörün 2002 senesinde 1 milyar dolar olan cirosu 2019 yılında 11 milyar dolar rakamını yakaladı. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2019 yılı itibariyle 3 milyar doları geçti. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde hamdolsun 7 firmamız bulunuyor. Kara ve deniz araçlarında sadece ihtiyaçlarını karşılayan değil, kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. Türk savunma sanayi firmalarının dünya pazarındaki payı, sözü ve gücü her geçen gün daha da artıyor. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Meşru terörle mücadele operasyonlarında dahi birilerinin icazetini arayan bir ülkeyken şimdi kimseden izin almadan en zor sınır ötesi operasyonları bile başarıyla gerçekleştiriyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla güney sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu boşa çıkardı. DAEŞ belasını sınırlarımızdan tamamen uzaklaştırmakla kalmadık. Bu örgüte en ağır darbeleri biz indirdik. Sadece sınırlarımız içinde değil, Irak'ta ve Suriye'de de bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, teröristleri inlerinde buluyor ve imha ediyoruz. Suriye'den Irak'a, Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar bölgemizin dört bir yanında hak ve hukukumuzu kararlılıkla savunuyoruz. Tüm bu adımları atarken şu gerçeği de asla unutmuyoruz. Başarımızı daim kılmamız çıtayı sürekli yukarıya taşımamıza bağlıdır. Savunma sanayi ataleti kabul etmeyen, sürekli
ve yüksek tempolu çalışmayı gerektiren bir sektördür.